Merhabalar, ben Köfte İstiyorsa ve Fate of Witchmaker serimizin 20. bölümüne hoş geldiniz. Vay, en sonunda bir seride 20. bölümü görebildim. Ha, güzel bir şey. Bu bölümle önceki bölüm arasında pek bir değişiklik yapmadım. Yaptığım tek değişiklik buraya bir hopper bağlamak oldu. Çünkü bazen otomatik bağlanmasında sorun yaşatıyordu. Bu arada bu bölümde şunu da otomatik aktaracak sistemi hazırlayacağım. Bunun yanı sıra şu arkadaşı da bir enerji sistemine bağladım. Kendi enerji sistemine. Ayrı, bağımsız. Çünkü oradan kablo çekmeye üşendim. Onun yerine gittim 5 tane solar panel yaptım. Bir tane battery box yaptım, bağladım direkt. Şu arayı açık bıraktım çünkü bir şey olursa diye müdahale edeyim. Ve gayet güzel çalışıyor. Gördüğünüz gibi sadece istediğim kadar var içinde. Hatta dur. Şunu da alayım. Sadece bir stack dursun. Tamam. O bir stack'te tamamen bunun şu yakıt slotunu doldurmak için kullanılacak. Bence gayet mükemmel çalışıyor. Elmalarımız gayet buraya gelip Apple Juice'a dönüşüyor. Vesaire vesaire. Bir saniye. Ve benim galiba yine Jetpack'imin şarjı bitti. Evet, bitti. Ve bunu da yakın zamanda MFSU'ya yükseltsem süper olur. Ha, tamam. Tamam, siz iyisiniz. Elma suyu kullanımı bayağı fazlaymış bu arkadaşın. Ha, elma kullanımı. Olsun. İşimizi görecek kadar biomass elde ediyor. Ayrıca bir değişiklik daha yaptım. Aslında ufak bir detay kullandım. Tabii oraya jetpack'im olmadan gidemem. Jetpack'im buradaydı. O eklediğim ufak detay ise, pardon, değiştirdiğim ufak detay ise bunu tekrar aktive etmek oldu. Ama içerisinde zaten bunun gideceği slotta bir sıvı olduğu için bu hiçbir yere kımıldamıyor. Olduğu yerde duruyor. Sadece boş. Ancak eğer bizim petrol stoğumuz biterse ki zaten bitecek. İşte, ama bayağı uzun sürecek gibime geliyor. Bir bakalım petrol stoğumuza ne kadar bir stokmuş. Ki zaten şu ana kadar bayağı az bir kısmını kullanmışız. Daha bu yatak kurumamış. Bu görünür kısmı kurumamış bile de kurumak üzere. Bir kabaca bakalım. Ah, girebilirsek tabii. Lanet! Ha, oh! Bir an bunu düşürdüm diye korktum çünkü pahalı bir şey. Nefesimiz yetene kadar bir bakalım. Böyle ufak taktikler de kullanırız. Çok büyük değil ama iş görür. Nefes almak için Minecraft, temel Minecraft fizikleri. Tamamdır. Gayet iş görür bir petrol stoğumuz varmış. Evet, bu bölümde herhangi bir sisteme başlamaya kalkıştığım takdirde bunun yarıda kalacağına eminim. O yüzden bu bölümde yapacağım şey tamamen dekoratif. Bunun için öncelikle ne yapacağız? CF spray. Bunu yapacağız. Cobblestone. Stick'ten oluşuyor ve CF pellet. Bu da coal dust, redstone, clay dust ve su. Güzel. Claylerimizi alalım buradan. Zaten biraz coal dust yapacaktık. Ayrıca seni artık
Burası artık bir otomatik sisteme bağlı olduğu için seni çıkıştan kapıyorum. Mesela Kleidas'ı ben nasıl elde ediyordum? Hadi bakalım. Ha, tamam. Seni değil. Sizi ezerek. O zaman sen de 16. Oh. Bugün shift kliğimde bir sorun var diyecektim de meğersem ki caps lock'a basıyormuşum ben. Ya sorun bende. Sorun sende değil bende. Ne de klişe bir laftır. Ve bize biraz da su lazım olacak. Bakalım herhangi bir tip su oluyor mu? Tam oluyormuş. Dust oluyor musun sen? Yoksa illa Cold Dust mı? Cold Dust'mış, tamam. Tamamdır o zaman. Bunları burada. Ama öncelikle bunları suyla dolduracağız. Evet, sanırım bu özel dekoratif bölümümüz olacak sanırım. Çünkü bu bölümde herhangi bir makineye girişmek istemiyorum. Çünkü yarıda kalacak eminim. Tamamdır. Doldurduk. Şimdi hali hazırda biraz glass'ımız vardı. Onları da kullanacağız. Enderman. Silver'ım var mı elimde? Yokmuş. Boş ver. Dust'larım neredeydi? Elimdeymiş. 16. Redstone 16. Umarım Shapeless Crafting'isindir. Tamam. Tamamdır. 48 tane bundan hazır. Bunları elle de yerleştirebiliriz. Elle mi yerleştireyim yoksa spreyle mi ben elle niye yerleştiriyorum? Her daim otomatik iyidir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ve önce 1, 2, 3, 4. Ve 2. Tamam. Buralara bunları değil başka bir şey yerleştireceğiz. Evet. Bunu da döşediğimize göre şimdi kendimize biraz liquid duct verelim. Sadece bu kadar. Buralarda bir yerde kapımız olacaktı. Yokmuş. Neyse hardened glass'ımız var. Bu arada bu bölümün sonunda size world save vereceğim için bölüm biraz uzun olabilir. Neticede her şey bir tam takır. Aslında tam takır değil. Tam tıkırında verme niyetindeyim. Dolayısıyla da bölümü uzun tutabilirim. Ah. Umarım rahatsız olmazsınız. Gerçi bazı insanlar uzun bölümleri de seviyor. Mesela ben uzun bölümleri severim. Mesela takip ettiğim YouTuber'lardan bir tanesi gayet çoğu zaman 40 dakikalık bölümler veriyor ve o 40 dakikanın 40'ını da izliyorum seve seve. Gerçi o adamı da bayağı severim hani. Tavsiye ettiğim kanallar listesinde var Way of Time diye biri. Teknik konularla uğraşmayı sevenler varsa o adamı takip etsin. Kanadalı biri. Biraz daha lazım.
Kesinlikle benim idollerimden bir tanesidir kendisi. Evet. Şimdi bir de portable tankimizi alalım. Tam doldu mu? Dolmadı. Tam doldurmak istiyorum. Kim merdiven kullanır? Yeri delebilecekken. Biraz şuradan gene lav çalalım. Bu liquid duckların güzel bir özelliği içlerinde lav varken ışık yayıyorlar. Tamam, bence bu tam doldu. Ya da tama yakın en azından. Şuradaki ışıklandırmaları alalım bakalım. Ne kadar ışık veriyormuş bu? Hoş bir loş ışık veriyor. Tabii tüm ışıklandırmamız bu olmayacak. Ama başlangıcı bu. Yani bu dekoratif kısmı tamamen. Ve hazır burayı başlamışken bir saniye. Tabii grasslerin kazımı çok daha yavaş oluyor. Normal dörtlere kıyasla. Ve buraya bir şey yerleştireceğiz. Oh, lanet. Bunları kırdığınızda maalesef geri gelmiyorlar. Kurumuş hallerini de kırdığınızda geri gelmiyorlar. Portal gun. Umarım portal gun alabiliyordur seni. Ah, alabiliyormuş. Güzel. Oo. Biraz daha coal'a ihtiyacım var ve biraz daha clay dust'a. Tamam. Bir kısmı zaten kurumaya başlamış bile. Redstone. Muhtemelen bir bölümde en az şey yapacağım bölüm olacak ancak ilk bölümleri saymazsak. Umarım eğlenceli bir bölüm olacağını düşün. Umarım eğlenceli bir bölüm olur. Neticede hani dekoratif. Yine de dekoratif konuları öğreniyorsunuz. Evet, bunlar çimento teknik olarak. Ve bunları boyayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada iki tip paintbrush var. Birincisi, daha doğrusu fırça var. Birincisi bunlar, diğeri bunlar. Aralarındaki fark ne? Bunlar Industrial Craft'la geliyorlar. Bunlar daha doğrusu. Bunlar ise Red Power'la. Industrial Craft'ın getirdiği ne işe yarıyor? İki işe yarıyor. Birincisi kabloları boyayabiliyor. İkincisi bunları boyayabiliyor ve asla ama asla bunlardan birinin içine girmeyin. Canınızı yakabiliyorlar da bu sefer yakmadım nedense.
Muhtemelen tek derinlikten olduğum için olabilir. Bunlar kuruyana kadar biz ne yapalım? Hangi renk boyayacağımızı düşünelim bir yandan. Diğer yandan da yemek yiyelim. Evet. Sanırım bu arada bir şuraları kazdığım yerleri keseceğim. Çünkü bölüm o kadar uzamasın. Bunu yapmadan bu arada deminki kısma gelmeden önce bir şey daha yapacağım. Kompresörümüze iron atıyorum. Iron kompre şey lan iron block elde etmek için. Bunlar da o esnada kurusun. Hatta bir iki torch koyalım. Torch koyduğunuz takdirde daha hızlı büyüyorlar, kuruyorlar. Bu çimentolar. O yüzden torch koymanız faydanıza. Ah, şekil bir ah, canınızı yakıyor. Sonraki bölümlerde bunları da upgrade etsek iyi olur. Ve bir şey daha yapacağız. Package Stamper. Bunun için bir adet piston, bir adet crafting table, 3 iron ve 4 cobblestone lazım. Hepsi olması lazım bizde. Piston. Creeper is creeping. Creeper is creeping. Selam Creeper. Air Assassinate. Pale Air Assassinate. Şunları alabilirim. Ha, Creeper kafası. Bu neyin kafası? Ah. Bu kadar işimizi görür. Bir tane crafting table. 3 iron. Ve cobblestone. Craft package stamper. Bunu nereye koyalım? Şurası güzel. Tamam. Bunu yaptığımıza göre önce bir şeye daha ihtiyacımız var. üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Anlayacağınız üzere bir adet Diamond Blue'a da ihtiyacım var. Bu işimi acıttı. Bunun dışında obsidiyene ihtiyacım olacak. Ve dın dın. Emin olamadım, o yüzden ikisinden de 5'er tane aldım. TNT. Işıklandırma için TNT kullanacağız. Çok mantıklı değil mi? Biraz daha gunpowder ve sand lazım. Çünkü bunlardan 4 tane lazım bize. Şunların hepsini alalım. Şunların da hepsini alalım. Bize toplam 4 tane TNT lazım. Hayret, ilk seferinde doğru hatırladım. Bize bir craft package veriyor. Paket veriyor. Bu craft package stamper bunlara yazılmış veriyi, şeyleri direkt otom bir şeye çeviriyor. Yapılacağı şeye. Bunları normalde yapan şey craft packet maker.
Ve 16 adet Diamond Shard Ahit'imiz var. Bunlardan bir tanesini alıp bir adet, bu arada bunlar da kurumuş. Nether Brick. Bağlıyoruz. Ve bize Wrath Igniter veriyor. Bu Factorization eklediği bir şey, bu da doğal olarak. Ha bak, bu ilginç bir bakmış. Şimdi bize ufak bir boş alan lazım. Yanacak bir şeyin olmadığı ufak bir boş alan. Ama illa bizim buralarda yanacak bir şeyimiz var. Uzaklaşın. Bu normal ateşten bile daha sıcak bir alev. O yüzden sizi güzel sonuçlar doğurmaz. Şunları atalım. Evet, gördüğünüz gibi iron'larımızın hepsi kapkara bir şeye dönüştü. Bunun adı Dark Iron. Tahmin etmesi zor bir şey değil. Dark Iron blok. Ve bunları Dark Iron'a çeviriyoruz. Factorization'ın bazı gelişmiş makinelerinin yapımı için bu Dark Iron lazım. Ya nasıl? Tıpkı steel gibi düşünebilirsiniz bunu da. Bunu Wrath Lamp yapımında kullanacağız. Bunun için silver lazım. Glass pane lazım. Olması lazım bizde. Şimdilik iki tane işimizi görür. Silver alalım hemen. Silver. Tamam, silver'ımız burada. Ve Wrath Igniter. Ama bunun tamamını kullanmıyor. Sadece şarjından biraz yiyor. Ve elimize ana, yani dekoratif olmayan ana ısıtma, ışık sistemimiz Wrathline geliyor. Aşağıya da bir tane koyacağım. Bunun için öncelikle aşağıdaki tüm torçları yok etmem lazım. Torça vurabilirsem tabii. Ha, bu arada core'imizi yapmadan önce bu sorting sistemimize bir şey daha ekleyeceğiz. Bu sonraya kalmış. Ve gördüğünüz gibi bu red lamp ne kadar aydınlatıyor. Ama biz bunu tabii lanet şeyler zor kırılıyor. Hah. Her odanın şu köşesine koyalım. Ama tam yine ışıklandırmadı. O zaman ne yapacağız? Mesela portaldan mı taşırsam ne oluyor? Hardened Glass olarak gözüküyormuş. Tabii bu tam orta değil. Şu köşenin karanlık kalması sinirimi bozdu. Tamamdır, odamızda artık karanlık bir şey yok. Odamız misler gibi aydınlık artık. Ortadan iki blok uzaktasın sen. Tamam. Bunu da aynı şekilde taşıyıp tamamdır.
Tabii bir de ya zaten kafam karıştı. Ah tamam. Mükemmel oturdu. Aa ters yönde. İki blok koymuşum. Bu tam ortası. Tamamdır. O zaman bu mükemmel bir biçimde aydınlatmalı. Sen buraya kaç blok uzaktasın? 3. Hala bir süs olsun diye şu torçlar kalsın bence burada. Ya da yemek yiyeyim. Bir Zycraft aleti kullanacağım. Karar verdim. Eğer Gunpowder'ları elinize ilginç bir şey geçer. Sülfür. Sülfür ise sülfür torç yapımında kullanılıyor. Adın anlayacağınız üzere. Sülfürlerimizi alalım. Sticklerimiz şuralarda bir yerde stickimiz olacaktı. Yokmuş. Yaparız. Ve bunlardan bazılarını upgrade edeceğiz. Bakalım ne kadar alüminyumumuz var. Alüminyum. Nam. Ve alüminyum torch. Şimdi burayı boyayacağımız rengi düşünelim. Ne renk olabilirsin sen, ne renk olabilirsin? Hemen düşünüp geliyorum. Sanırsam bu renk daha iyi. Şu çevresini de kaplayalım. Evet. Şimdiden bu bölümün çektiğim kısmı bayağı bir olmuş. Hani süremizi çoktan aşmışız da. Editleyerek falan herhalde sığdırırım ya da uzun bölüm olur. Çünkü bu bölümün sonunda güzel bir world save vereceğiz ve illa tam oturmamak zorundasın değil mi? Neyse ki gravelimiz var. Kaç tane eleydin? Hop. 4 tane miydin yoksa? Evet, 4 taneymişsin. Beni lanet. Ama başka bir şeyle daha yapabiliyoruz. O ekran çıkmazsa olmaz zaten. Flint. Basalt. Bunu bulmaya çalışacağız. Sen bakalım neylerle yapılıyorsun? Gravel. Sandstone. Flint. O zaman ve kuvvetlerimiz de hazır.
Bunları bukleye çevireceğiz ve ardından bunları DAS'a çevireceğiz. Kenar kısımları siyah olsun ya. Ya da koyu gri. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Painter. Tamamdır. 2 adet ayrımımızı alalım. Tabii önce yünlerimizi yapalım. Yünümüz varmış zaten buraya gerçi ama. Kendime yeni bir medium stone yapmam lazım. Stone'lar. Stone'larım nerede? Ha, buradaymış. Bir tane gold. Dört tane de demir. Kesin gene yanlış hatırlıyorum. Evet. Tamamdır. Hareketimize buradan devam edebiliriz. Inksek, Rose Red, Cactus Green, White Gray, Gray. Bunun dışında başka var mı? Wool'lardan bakalım. Tam grey. Senin nasıl dur pardon. Ha tamam. Oo. Grey dye. Nasıl renklendiriyoruz sizi? Gayet burada gözüküyor o şekilde. Confused. Başa sardık. İnsek kullanırım ben de. E tabi bize ne lazım bize? Tin. Ben bunları tamamlayıp geliyorum. Evet, bunların hepsini yerleştirdim ve şu kısımlar buralar gibi basalt olacak. Hemen buraları da bir basitçe yerleştirelim.
Ah. Drill'i bu yüzden sevmiyorum işte. Kontrolsüz güç güç değildir arkadaş. Ben şunların kurumasını bekliyorum. Evet, Industrial Craft odamızın zemininde herhalde Industrial Craft'la yapılacak bir zemin malzemesiyle yapılmasının daha doğru olduğunu düşündüm. Ki basaltla da uyumlular hani. Benzer bir tekstür. Bayağı hoşuma gitti bu yeni düzen. Kaybettik. Bunu neyse. Gerçi portal gun'la alabilirdim. Tebrikler buna. Neyse. Demirimiz var. Tamam zombi, anladık oradasın. Evet, seni şimdiki yoldan çekelim. Ve neredesin sen? Ha, kan iyiler burada. Her daim yabancı zombilere kapı aç derdi. Birazını daha çevirelim. Ve buradan çıksam iyi olur. Kuruduğunda orada olmak istemem. Ve son olarak sen. Ve bize bir şey daha lazım. Ama onun için uğraşmamız lazım. Bunları hemen tek normal basalta çevirelim. İki. 3, dördüncüsünü de bekliyoruz. 4. Bunları bu şekilde basalt buraya. Bunları bu şekilde chiselt basalt buraya çeviriyoruz. Ve buralara koyuyoruz. Pressure plate'imiz de şuraya gelsin. İlla fazla kazmak zorundayım, değil mi? Ve son olarak sen. Clay sen niye... Ha tamam, durmuyormuş. Seni de yerine koyduktan sonra... Artık her şey tamamdır. Şunlar kuruduğunda... Evet, şunlar kuruduktan sonra hemen geliyorum. Ve en sonunda bu odanın zeminini de tamamladık. Tabii şu ikisi kurumadı, ancak size word save verdiğim esnada onlar kurumuş olacak, merak etmeyin. Bunun dışında bir şey daha yaptım. Şuraları da cam kapladım ve bu çevreyi smooth stone'la kapladım. Bu sayede... Şuradan baktığımızda o iğrenç dört görüntüsünü görmüyoruz. Yalnız bu oda da baya... Hatta bu oda bundan daha güzel oldu. Bunun zemininde ileride buna dönüştürebilirim. Evet, bu malzeme güzel. Güzel bir inşaat malzemesi. Ve sanırım dönüştüreceğim de. Ama bu bölümde değil, ileriki bölümlerden bir tanesinde. Ve bu bölümü bitirmeden önce size iki farklı soru sormam lazım. Daha sonra bir tane soru soracağım. Bir de ufak bir uyarıda bulunacağım.
Soruma geliyorum. FeeTheBeast'in haberlerini takip ederken son haberlerden bir tanesinde Ultimate Pack'in hem Direwolf hem de Mindcrack Pack'lere uyumlu olacağını öğrendim. Yani o World Save'leri bunlara Ultimate'a aktarılabilecek. Ve sorun burada da geliyor. Yani anlaşılacağı, gayet anlayacağınız üzere Ultimate Pack çıktığında otomatik olarak bunu ona aktaracağım. Peki, bu serinin adı Mindcrack'ti. Dolayısıyla bu serinin adını değiştirmem gerekecek. Ancak Ultimate Pack olmasını da istemiyorum. Bana bu seri için bir ad önerisini sunun. Ya güzel bir ad önerisi aklınıza gelirse. Hatta tüm sezonlarımı ben o adla devam ettirebilirim. Yani beğeneceğim bir ad önerisi olursa çok hoşuma gider. İkinci söyleyeceğim şey. Lütfen, bir tanesi daha kurumuş. Lütfen ama lütfen şu yorumların altına, yorumlarda beğenin de görsün demeyin. Zaten tüm yorumları okuyorum. Dolayısıyla da bir yorumu görmemem imkansız. Yani görmemişsem anlayın ki o yorum çoktan silinmiş, ben bakmadan silinmiş demektir. Dolayısıyla da lütfen ama lütfen beğenin de görsün demeyin yorumların altında. Evet, buna uyarsanız cidden çok sevinirim. Ve ayrıca ben maalesef bir teknik destek servisi değilim. Bu ne demek oluyor? Lütfen bana hata mesajlarınızı vesaireyi atmayın. Çünkü ben teknik adam değilim burada. Ben sadece mod bilgimi sizlerle paylaşan tipik bir oyuncuyum. Eğer bir teknik sorununuz varsa, mod pack çalışmadı, şöyle bir hata verdi falandır filandır. Lütfen bunu gidin. İngilizceniz varsa az buçuk da olsa FeeTheBeast forumlarında sorun. Yoksa herhangi bir Türk forumunda da sorabilirsiniz. Onlar da yardım edebilir teknik bilgisi olanlar. Evet, neyse. Bu Türk kelimeyi bulamadım. Neyse, bu konuşmanın ardından bölüm bitirsen iyi olur. Word save açıklama kısmında olacak. Yani aşağıda. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler. Umarım Word Save'i beğenirsiniz.